Burada Müzik Konuşur kanalının amacı, geçmişten bugüne müzikle ilgili konulara ışık tutmaktır. Kanalda yer alan videolarda müzisyenlerin anıları, hatıraları ve tecrübeleri yer almaktadır. Caza ilginiz ve caz programı yapmaya karar verişiniz ne zaman başladı? Caz benim doğduğum 1961 yılından sonra Türkiye'de kendini göstermeye başladığı için özellikle radyolarda kulağıma çok geliyordu. Daha sonra filmlerde kullanıldığı, dizi filmlerde kullanıldığı için ben öyle bir ilgi oluştu bende caza karşı. Daha sonra da arşivimi geliştirdim. Arşivim geliştikçe caza ilgim daha da arttı. Ondan sonra da bir fırsat oldu ve ben TRT'de, 2006 yılında TRT'de ilk radyo programcılığı yaptım. Ondan sonra Radyo Ege Kampüs, Ege Üniversitesi'nin radyosu, onu da yaptık. Ya bugünlere kadar hala yapmaktayız ve buradaki amaç da tabii kendi arşivimi ve kendi caza olan tutkumu ve bilgimi dinleyicilere aktarıp Türkiye'de, özellikle İzmir'de cazın tanınmasını ve sevilmesini amaçladım hep. Bu konuda çok çalıştım. Program yaptığınız radyo istasyonlarında, kurumlarda caz programlarını proje olarak sunduğunuzda buna ilgi ve yaklaşım nasıldı? Artık günümüzde biliyorsunuz sosyal medya var. Bu sosyal medya kanalıyla çok olumlu bildirimler alıyoruz. Bizden tabii eskiden istek telefonla bağlanır, istek istenirdi. Böyle şeyler yok tabii. Artık pek demode oldu. Ama yeni trend bildiğiniz gibi sosyal medya kanalıyla fikirlerini, bizi yüreklendirmeleri çok önemli orada. O tip geri dönüşler alıyoruz. Bir de cazda istek pek olması söz konusu değil tabii. Hani caz insanlar bugün ne çalınacağını merakında oldukları bir müzik türü. Yani ve ondan hoşlanıyorlar. Acaba bugün ne çalacak? Ve bize öncesinde de soruyorlar bu hafta ne var? Ne çalacaksınız diye soruyorlar. Bu tip durumlar oluyor. Yani ve geri bildirimler çok iyi cazda. Radyoda yaptığınız programlarda İzmir'deki etkinliklere ne ölçüde yer veriyorsunuz? İzmir'de eskiden çok konser olmazdı ama son yıllarda iyi cazın önemli isimlerini İzmir'de ağırladık. Ve bunu da biz tabii hemen ertesi hafta olmasa dahi iki hafta sonra, bir ay sonra mutlaka o kişinin hatta o konserdeki albümlerini dinleyiciye tanıtmaya çalışıyoruz. Ve bu da gene güzel oluyor. O konsere gitmeyen İzmirliler bundan çok mutlu olabiliyorlar. Veya mesela geçenlerde Chick Corea vardı. Bu Chick Corea sadece İzmir'de konser verdiği için Türkiye'nin diğer illerinde, ilçelerinde bu konseri izleyemeyenler yayınladığım programda o programdaki müzikleri tekrar dinleme fırsatı yakaladılar. Cazın durumu açısından İstanbul'la İzmir'i bir prodüktör ve yapımcı gözüyle kıyasladığınızda neler görüyorsunuz? Şimdi tabii öncelikle İzmir ve İstanbul'un nüfus olarak bir farkına bakmak lazım ama tabii kültür seviyesi olarak da baktığımız zaman İzmir'in kültür seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla caz müziği de İzmir'de çok sevilen bir müzik türü. Hatta İnsanlar ne çalıyorlar diye merak ederek dahi konserlere gidiyorlar. İşte son gittiğimiz konserlerde yer bulmakta çok güçlük çektik. Ve insanlar bunun için insanları araya koyuyorlar bu konser biletlerini alabilmek için. Bence İzmir'de artan bir ivmeyle caza bir ilgi var. Bunu geri dönüşlerden de, program geri dönüşlerinden de anlıyoruz.
ilgi gün geçtikçe artıyor aslında. Radyo programı yaptığınız TRT ve Radyo Ege Kampüs'e caz programı teklifi yapmak istediğinizi söylediğinizde nasıl tepkilerle karşılaştınız? Yaklaşımları nasıldı bu kurumların? Şimdi öncelikle bu işe başladığım bir okul niteliğinde olan TRT'den söz edeyim. TRT biliyorsunuz Radyo 3 özelinde klasik müzik, rock, pop, etnik müzik ve en önemlisi de caz konusunda dinleyicilerine çok seçkin örnekleri veren bir kanal, bir posta diyelim Radyo 3. Şimdi özellikle her yıl bununla ilgili öneriler alırlar caz özelinde. Ama tabii bunlar belli kotalarda oluyor. O kotaları da aşamıyorsunuz. O kotalar ne kadar hangi İzmir Radyosu, İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu, Antalya Radyosu gibi radyolarda belli kotalarla sizden öneri alıyor. Ben tabii bunu caz özelinde konuşursak çok yeterli bulmuyorum. Daha da olmalı. Ama tabii ki radyoların da kapasitesi belli. Radyo Ege Kampüs'e gelince Ege Üniversitesi'nin hakikaten gene TRT'nin de desteğiyle kurulup bugünlere gelen bir radyodur. Radyo Ege Kampüs, hatta televizyonu da var. Bu kanalda da ilk programları yaptığımızdan bu yana sadece 7-8 sene oldu zannediyorum. Benim iki tane caz programım vardı. Bir arkadaşımın daha bir programı vardı. Dolayısıyla 3 caz programı vardı. Onlar da devam etmekte. Ve onlar da tabii öğrenciye dönük olarak algılanmasın. Radyo Ege Kampüs tüm İzmir'e, hatta internet kanalıyla tüm Türkiye'ye yayın yapan bir radyo. Ama onların çeşitliliği tabii Radyo 3 gibi değil. Daha Türkçe pop da çaldıkları için biraz daha yelpazesi geniş. Ama onlar da cazın tabii orada akademisyenler de bu konuda bayağı çalışıyorlar. Onların da tabii ki caz konusunda, cazın tanınması ve dinlenmesi konusunda ciddi çalışmaları var.